Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte artık kurtulduğumuz şu adil kullanım kotasından sonra internet fiyatları ne hale geldi ona bakacağız. Üstüne bir de yorumlayacağız. Kullanıcıların çoğu keşke adil kullanım kotası kalaydı da fiyatlar aynı kalsaydı derdindeler aslında, evet, biraz. Öyle bir haksız da değiller. Şimdi tamamen netleşmişken gelin şu fiyatlara bir girelim. İlk olarak Türk Telekom'u açtık. Şuradan paketini oluştur diyelim. Telekom üzerinden alabileceğiniz en düşük paket 6 megabit arkadaşlar. Günümüzde 6 megabit internet komik geliyor olabilir sizlere, ancak 69 TL ilk 12 ay, 79 TL de sonraki 12 ay. Yani 24 aylık bir taahhüt vermeniz gerekiyor. Şöyle bir durum var. 6 megabit internetini ucuz diye heveslenebilirsiniz. 6 bile olsa zorlatır arkadaşlar. Oyunlarda, dizilerde, filmlerde biraz sıkıntı çeker. 8'i de geç abi. 16 megabit limitsiz bir internet almaya kalktığınızda da 90 lira para ödüyorsunuz. Sen bu fiyata ne diyorsun? 16 megabit çok pahalı abi. Ya mesela 6 almak yerine birazcık daha koyup 16 almak çok daha mantıklı bence. Coşturalım paketleri peki. Coşturalım. Mesela 50 megabit limitsiz siber internet. İlk 12 ay 169 TL. 170 lira. Sonra 180 lira. Sonra 180 liraya çıkıyor. Fiyatlar abarıyor arkadaşlar. 100 megabit bir tercih ederseniz de 240 TL bir para ödüyorsunuz. Aşağı yukarı fiyatın ne olduğunu anladık. Biraz pahalı bir internet ödüyoruz. En düşük interneti 70 lira vermemiz lazım 6 megabit internet alabilmek için. Bu da kablonet. Burada 16 megabite kadar uploadumuz 2 megabit, downloadumuz da 16 megabit. Megabit. Ama bu sefer fiyat iyice coşuyor arkadaşlar. 100 lira. 100 liraya çıkıyor. Bunun da fiyatı 99 lira, 20 megabit 200 lira, 25 megabit 250 lira, 50 megabit 350 lira. Yani Türk Telekom'la karşılaştırınca birazcık daha çok daha yüksek. Yani şu an gördüğüm en yüksek fiyat. İkinci örneğimiz. Bu da Turkcell arkadaşlar. Fiber limitsiz de 15 megabit. Limitsiz internet 79.90. Bu da limitsiz yalın ADSL kampanyası. Yine 12 ay taahhüt vermeniz lazım. 8 megabite kadar limitsiz 89.90. 12 megabit 99.90. 16 megabit 109.90. Bir tık daha pahalı görünüyor. Limitsiz ADSL kampanyaları var. O da arkadaşlar yine 16 megabite kadar çıkıyor. Şimdi Turkcell'de limitsiz VDSL kampanyası var. Onu da şöyle 24'ten 50'ye kadar çıkıyor hızlar. 24 megabit 114.90, 50 megabit de 289.90 arkadaşlar. 35'te çok fark var abi. Yani Turkcell diyor ki sen 24 al abi. 24 al ama çok kurcalama. Çok kurcalama diyor. Çünkü 24 ile 35 arasındaki fiyat farkı yaklaşık 50 lira. Tam 50 liraymış abi. En enteresan olanı TürkNet abi, evet. Ve en iddialısı aslında. Burada yapmanız gereken şey TürkNet'in sayfasında ne hız alırım bölümüne tıklıyorsunuz. Bize özel teklifi şu. 35 megabite kadar adil kullanım kutusu yok. 1000 dakika konuşma ve taahhüt yok. Ne yapıyor oğlum bunlar? Güzel paket gibi gözüküyor. Şu an evet bayağı uygun görünüyor. Beğenmezseniz de paranız iade ediliyor ama kurulum ücretini kapsamıyormuş arkadaşlar. Bu şu ana kadar gördüğümüz en uygun tekliflerden bir, evet, tanesiydi. Tabii burada müşteri hizmetlerini vesaire hep bir kenara bırakıyoruz. Orası zaten ayrı bir konu. Şimdi geldik arkadaşlar Vodafone'a. Vodafone da yine iddialı servislerden bir tanesi ki ortalığı karıştıran, evet, firmalardan, evet, da biri arkadaşlar. 16 megabite kadar limitsiz paketimiz 64.90. 6 ay sonra 6 ay sonra 74.90 ve 24 ayda söz vermeniz gerekiyor. Aynen. Yani oradan oraya, oradan oraya. Bir anda 24 megabit var 74.90, ilk 1 sene sonrasında 84.90, daha sonra da 12 ay ödüyorsunuz. 114.90, 115 desen ona zaten 1 sene sonra 125 lira oluyor. 24 ayda kalma sözü vermen gerekiyor. Ama şimdi mesela TürkNet'te az önce 69 liraydı bu. Yani öyle, evet, bir sıkıntı var. Evde 16 tarifesi, hani diğerlerinden 6 megabit falan almak yerine böyle bir şey tercih edilebilir. Tercih bence edilebilir. Bence de hatta şu 24 bile 10 lira fazla verip. Millenicom 8 megabite kadar 63.90 TL ve 27 ay taahhüt istiyorlar. 3 ay niye fazla almıyor? Yani, niye 3 ay fazla onu da anlamadım. Onu da belki, aynen, vardır bir olayı. Özgür paket diye bir şey var. Bu sadece online başvuruları özelmiş. 35 megabite kadar. Sınırsız ve herhangi bir taahhüt yok. O da 69.90 arkadaşlar. Şimdi, yandaki sınırsız paketin tabii ki de herhangi bir anlamı kalmıyor. Firmaya güveniyorsan ki, ben burayı bilmiyorum. Hele bir yanına baktığımız zaman 84.90'a 100 megabite kadar gerçek sınırsız diyor. Yine bir AKN yok. Bu da bayağı güzel gözüküyor. Çok aslında iyi 84.90. Net speed'e bakalım. 8 megabite kadar hız ve 1 megabit upload zulüm yani. Hani bir, evet, şey bir şey atmanız gerçekten zulüm olur. Ya buna 48 lira verirsin, alırsın ve evde iffet olursun abi. Yani hani yani şöyle şimdi ifrit, annem babam iffet yeni, olmak. Annem babam yeni bir eve taşındı. Bence onları keser. Bir de bunların 16 megabite kadar versiyonu var. O da 56 TL aylık. VDSL'ine bakalım. Bir de 35 megabite kadar 66 TL, 75 megabite kadar da 76 TL. Birinin uploadu 3, diğerininki 4. 4 megabit uploadu
ben kötü demem. Yeter bir normal bir kullanıcı için. Aynen öyle. Bir de fiber tarifeleri var. Esas önemli olan onlar. Fiber'de bayağı uygun fiyatlar yine karşımıza çıkıyor. 66 TL 24 megabite kadar hız. 76 TL'de 50 megabite kadar hız. Yine uploadlar 3 ve 4. Bulabildiğimiz tüm tarifeleri aslında karşılaştırdık sayılar arkadaşlar. Türkiye'de satın alabileceğiniz servislerin birçoğuna bakmış olduk. Fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı pahalı. Pahalı 3 aşağı 5 yukarı pahalı. Şöyle yapalım abi içeriğin finalinde. Sen hangisini tercih ederdin? Ben hangisini tercih ederdim? Yapalım. İlk sen başla bakalım. Türk Telekom karşında. Şu an aslında en iyisi TürkNet'miş gibi duruyor. TürkNet'i de bayağı kullanan insanlar var. Mesela burada 25 megabit'e 80 lira veriyorsunuz. Tercihim aslında bu tablo üzerinde baktığımız zaman tabii ki de TürkNet oluyor abi. Çünkü en uygun fiyatı, en yüksek hızı onlar veriyorlar. Aynen. O zaman sıra bende abi. Ben de abi şöyle söyleyeyim. Tercihimi eğer bugün internet bağlatacak olsam 35 megabitle 99.90 yani 100 TL ile Turkcell Super Online'dan yana yapardım. Fakat bu fiyat bariminde benim de tercihim Turkcell Super Online'dan yana olurdu. 35 megabitli hatta biraz zorlar. Yani Türk Telekom'da 35 megabitte çünkü 120 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Madem buna 120 lira veriyorum Super Online'a geçerdim. 50 megabiti 130 liraya baba alırdım. Çok fazla dizi izleniyor evde. İşte evde internet kullanan 2-3 kişi. Eşim de bayağı yoğun. Ne anlatıyorum abi? Sonuç olarak arkadaşlar. Peki şunu sormayacak mıyız? Arkadaşlar siz neyi tercih ettiniz bu fiyatlarda? Siz neyi tercih ederdiniz? Aslında onu ankete taşıyabiliriz ama ankette o kadar seçenek koyamıyoruz. Firmalarla olan deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz mutlaka diyoruz. Arkadaşlar. Zaten hani bir şey alırken, bir şey bakacakken yorumlar çok önemli. İnsanlar hakikaten orayı önemsiyorlar. Ben de önemsiyorum. Ben de önemsiyorum. Diyelim ve artık videomuzun sonuna gelelim. Evet. Fiyatlar uçmuş. Bu konuda size katılıyoruz. Ayrıca destekliyoruz da bizce bu fiyatların indirilmesi lazım biraz daha. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şeyi hemen aşağıdan yorum bölümünden bizleri bırakmayı unutmayın diyelim. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen şu bilgisayarı da şöyle bir kapatıvereyim. Ortadaki kapatamadım yüzünden. Ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Limitsiz web tekno. Abi çok iyi espri yapıyoruz. O yüzden espriye biraz ara verdim. Ekran kaydını durdurur musun? Oo laf geldi.